oldukça eğlenceli video Nvidia destekli veri ambarlarının neye benzediğini göstermek için yaratılmış. Bizim bir ezberci var Nvidia çip tasarımcısıdır canım onu rakipler hemen gelir diyor ya. Hayır değil Nvidia bir çip tasarımcısının çok ilerisinde bir şirket. Bugün bu şirketin ne olduğunun detaylarına birlikte size gireceğiz. Önümüzdeki yıllarda Nvidia'ya yı neler bekliyor ondan bahsedeceğiz. Nvidia'nın değerlemesi hakikaten aşırı şişti mi? Sert bir düzeltme mi geliyor? Yoksa Nvidia tarihi değerlere baktığımız yerde makul bir yerde mi duruyor? Bunun üzerine duracağız. Nvidia hissesinin bir 10 bölünmesinden biraz bahsedeceğiz. Türkçe'de bedelsiz artırımı deniyor. Amerikalılar hisseyi bölmek diyorlar. Bunun hisse senedi fiyatına ne gibi etkileri olabilir? Bunun üzerine konuşacağız. Bir de Nvidia'nın önümüzdeki dönemdeki ürün yol haritasından bahsedeceğiz. Çok ilginizi çekecek. Derin bir dalış olacak. Siz de 3 tane grafik çizip o grafiklerin üzerinden galiba tepe yaptı buradan çıkacak put opsiyonu alayım diyen analistleri hani değil de gerçekten bir mesele. Teknik olarak derince bakmak isteyen insanları seviyorsanız beni bugün bir izlemenizde fayda var. Hazırsanız başlıyoruz. Farkındayım biraz gürültülü bir giriş oldu ama bir yılda yüzde 248 yıl başından bu yana yüzde 114 son 5 yılda ise 2834 artan bir hisse içinde gürültü yapmaya değer gibi geliyor bana. Üstelik şirketin bilançosuna baktığımızda bu gürültünün içinde epey dolu olduğuna görüyoruz. Son çeyrekteki ciro 26 milyar dolar geçen sene aynı çeyreğe göre yüzde 262lik büyüme var. Ben daha bu kadar yıldır borsadayım bir yıl içerisinde zaten büyük olan bir şirketin bu kadar hızlı bir büyüme gösterdiğini hiç görmemiştim. Bütkara baktığımızda 20 milyar 406 milyon dolar geçen seneye göre bütkar artışı %339. Esas faaliyetlerde 16 milyar 909 milyon kar var. Geçen seneye göre esas faaliyet kar artışı %690. Her şey düştükten sonra geriye kalan net kar 14 milyar 881. Bu 3 ayın net karı ayda 5 milyar net kar anlamına gelir. Geçen seneye göre net kar artışı %628. Böyle bir bilanço, böyle bir kar zarar tablosuyla ben daha evvel hiç karşılaşmadım. Nakit akışına baktığımızda serbest nakit akışı 14 milyar 562 milyar dolar. Yani bu senenin ilk 3 ayında 14 milyar 562 milyon nakit fazlası oluşmuş şirkette. Giderlerini harcamış, yatırımlarını yapmış, temettüsünü dağıtmış, hisse geri alımlarını yapmış bütün bunlardan sonra sonra hala 14 milyar 562 milyon dolarlık artış var. Geçen seneye göre %635'lik bir yükseliş anlamına geliyor bu. Segmentler bazında baktığımızda iş daha da trajik hale geliyor. Yapay zeka veri ambarlarındaki ciro büyümesi yıldan yıla %426. Bir önceki çeyrekte 18 milyar 404 ciro yaparken bu çeyrekte 22 milyar 563 veri ambarlarından ciro yapmış. Diğer bütün kategorilerde de yani oyun, profesyonel görüntüleme, otomotiv yapay zeka ve OEM ciroları da hep büyümeler var ama tabii esas iş yapay zeka alan geliyor. Yapay zekadaki veri ambarda cirosu işin %86'sını oluşturuyor. Tabii bütün bunlar hisse senedi coşturdu. Hisse senedinin coşması peki manipülasyon mu? Bazılarının söylediği gibi. Amerikan piyasasını ayağa kaldırmak için Nvidia üzerinden manipülasyon yapıyorlar gibi süper acayip güzel açıklamalar var. Yoksa aslında şirketin değerlemesi bu muazzam performansla beraber doğal olarak yukarı mı akıyor? Bunları videonun en sonunda konuşacağız ama şimdi gelin önce bir ne yapıyor? bu Nvidia? Nasıl bu kadar hızlı büyüyor ve büyüme devam edebilecek mi? Bu karlar muazzam ama geçmişte kalacak şeyler mi? Gelecekte Intel'in başına gelenler türünden karanlık işler mi gelecek Nvidia'nın başına? Bütün bu detaylara gelelim. Öncelikle geleceği grafiklerden okuyabilenlerin tersine ben bir şirketin geleceğini teknolojisini okumaya çalışan birisiyim. O yüzden teknolojik olarak Nvidia ne anlama geliyor? Bu sadece bir mikroçip üretisi mi? Intel gibi, AMD gibi direkt rakipler, Meta gibi, Amazon gibi en direkt rakipler aynı zamanda müşterisi olan büyük veri ambarları acaba Nvidia'ya hızlıca bir alternatif geliştirebilirler mi? Öncelikle Nvidia kendisini bir mikroçip üreticisi olarak tanımlamıyor. Nvidia Accelerated Computing yani hızlandırılmış işlem yapma işinde görüyor kendisi. Bu da şu anlama geliyor. Diyor ki ben sadece mikroçipler yapmıyorum. Ben çok daha geniş bir dünya ses. Çünkü mikroçiplerin toplam işlem gücü üzerindeki performans etkisi kısıtlı. Bunu bir sistem olarak görmezsek bu işi çözemeyiz. Nitekim MDAL's Law, MDAL Count diye bir kanundan bahsediyorlar kendi sunumlarında ve diyorlar ki Bütüncül bir bilişim sisteminde sadece mikroçiple değil bütün parçalarda birbiriyle uyumlu iyileştirmeler yaparsanız optimum performansa ulaşabiliriz. Böyle baktığımızda Nvidia aslında birbirinden farklı gözüken ama birbirini tamamlayan muazzam bir işler bütünü. Öncelikle evet ezbercinin bahsettiği çipleri üretiyorlar. GPU'lar, CPU'lar, DPU'lar, NIC'ler, switch'ler, soklar. Ama daha ötesi var. Bu çipleri bir bütün haline getiriyorlar ve bir sisteme dönüştürüyorlar. Aslında temelde bilgisayarlara dönüştürüyorlar. Burada RTX, GCX, HX EGX gibi çeşitli tanımları var. Tabi bu sistemlerin üzerine çalışacağı yazılımlara ihtiyaç var. Yani neye benziyor bunlar? Mesela cep telefonu üzerine çalışacağı Android veya OS gibi işletim sistemleri. Burada Magnum IO, Doka, Base Command ve Forge gibi bazı yazılımları var. Daha sonra hızlandırma kütüphanesi dedikleri yazılım setleri var. Bu yazılım setleri bu yapay zeka gücünü kullanacak müşterinin ihtiyaçlarına uygun olarak sistemi hızlandırmaya yarayan optimize eden yazılımlar. Ne var burada? RTX var, CUDA X var ve CUDA var var ki bunlar çok çok önemli biraz sonra tekrar geleceğiz. Daha sonra bunlar çözümlere dönüşüyor. Yapay zeka çözümlere Nvidia AI ve Omniverse yani Metaverse gibi artırılmış gerçek gibi çoklu gerçeklik gibi alanlara seslenen Omniverse çözümleri ve tabi bunların kendi aralarında kesici noktalar da var. Yani hayır Nvidia çip üretmiyor. Aslında çip Nvidia'nın sadece temelde bütün o yukarıdaki binayı yaratmak için kullandığı altyapı. Bunun üzerine katman katman yeni donanımlar, yazılımlar ve sistemler bütünü üreterek müşterilerin yapay zekadan veya Omniverse hizmetlerinden tam anlamıyla yararlanmalarını sağlıyorlar. Peki Nvidia'nın bu bütüncül yaklaşımı işe yaramış mı? Yaramışa benziyor. Son 8 yılda işlem gücümüzü 1000 kat artırdık diyor. Pascal isim sistemlerine 2016'da 19 teraflop güce sahiplerken Blackwell bu sene satışa sunulduğu 20.000 teraflop hıza güce ulaşıyor. Buradan muazzam performans görüyoruz. Bu Moore yasası denen bir mikroçipin üzerindeki transistör sayısı her 2 yılda bir ikiye katlanır. Bundan dolayı da hızı 2'ye katlanır isimli iddialı teyitlerle teorisi bile çok çok ilerisinde. İşte Nvidia çiplerini ve bütüncül sistemlerini çok değerli kılan mesele bu hızlanma. Peki bu hızlanma neden çok önemli? Çünkü günümüzün bilişim problemleri en hızlı mikroçiplere ihtiyaç duyuyor. Yapay zeka gibi, yeni ilaç keşfi gibi, hava simülasyonları gibi, robotlar gibi, otonom arabalar gibi pek çok alanda olabilecek en hızlı işlemcilere ihtiyaç var. Yapay zekanın kullanım alanları aslında son derece geniş. Yani biz bunlardan biraz otonom arabayla fazla ilgiliyiz ama pek çok başka alan da var. Mesela mikro Microsoft'un Office uygulamasına getirdiği Copilot gibi yardımcılar. Sosyal medyada Meta çok kullanıyor. Neden? Çünkü 700 milyar doların üzerine para reklamlara harcanıyor. Doğru insanın doğru reklamın gösterilmesi. Hukuk sistemleri, eğitim, yazılım geliştirme, finansal hizmetler, müşteri hizmetleri mesela çağrı merkezlerini düşünün. Oradaki sesli çözümlerin robotlar tarafından yerine getirmesi. ilaç keşfi ve tarım. Tarımda da çok önemli. Doğru mahsulü nasıl alabilirim? En ideal koşulları nasıl yaratabilirim? İşte bütün bunlarda yapay zeka kendine geniş kullanım alanları bu. Oluyor. Ve diyor ki Nvidia daha biz birinci aşamadayız. Şu anda Nvidia mikroçiplerini kimler satın alıyor? Hyperscaler dediğimiz Meta gibi, Microsoft gibi, Tesla gibi dev teknoloji firmaları. Bunlar Nvidia'nın çözümlerini ya kendi problemlerinde kullanıyorlar. Mesela Meta reklam verimini artırmak için, Tesla otonom suç becerisini kuvvetlendirmek için veya Amazon örneğinde olduğu gibi bunu bir bulut hizmet üzerinden başkalarına satıyorlar. Burası seviye 1. Bundan sonra Enterprise yani kurumsal seviyeye geleceğiz diyor. Atıyorum bir banka gidip doğrudan doğruya Nvidia mikroçiplerini kullanarak kendi kredi verimini verimliliğini artırmaya çalışacak. Yapay zeka çözümlerini kuracak. Daha sonra otonom araçlar ve robotlar var. En son sunumunda CEO Yensel dedi Tesla bu konuda çok ileride. Otonom araçlar konusunda ama robotlar da var. Daha ben bunlara ilgili bolca video yaptık. Daha sonra da endüstriyel dijitalleşme dediğimiz sürece doğru gideceğiz. Ve diyor ki Nvidia benim bütün buna için çözümlerim var şu anda. Her bir çözüm içine girmek istemiyorum. Ve biz daha ilk büyüme dalgasındayız. Daha önümüzde büyüme dalgaları var. Bu neden çok önemli? Çünkü şirketin değerlemesi belli göstergelere göre oldukça yüksek. Ve eğer büyüme yavaşlarsa sıkıntı yaşayabiliriz. Bu nedenle Nvidia'da büyümeye bakmamız gerekiyor ve şirket diyor ki daha önümüzde çok ciddi büyüme dalgaları var. Tabii en büyük büyüme dalgası da generatif AI yani üretken yapay zeka yani ChatGPT gibi çözüm. Neden? Çünkü geçmişte veri ambarlarından bilgi arardık o bilgiyi bize sunarlardı. Google aramayı düşünün. Oysa ChatGPT gibi yapay zeka ürünlerinde bilgiyi bize getirmiyor. Bize bilgi üretiyor, yaratıyor. Tam bizim istediğimize göre videolar yaratıyor, tekstler yaratıyor, sesler yaratıyor, müzikler yaratıyor. Yaratım süreci var. Ve diyor ki Nvidia bundan dolayı önümüzdeki dönemde daha güçlü mikroçipler olan ihtiyaç daha da fazla artacak. Tabii bir de işin insan boyutu var. Mesela Microsoft'un en büyük güçlerinden bir tanesi dünyadaki büyük kurumlardaki CTO'ların yani çift teknoloji officer'ların Microsoft ürünleriyle büyümüş olması. Bundan dolayı kendine ait büyük bir ekosistemi var. O CTO'lar kolay kolay başka bir sisteme geçmek istemiyorlar. Çünkü burayı iyi biliyorlar. Burada nasıl hizmet alacaklarını biliyorlar. kendine geliştirmişler. Ekipler oluştu durumda. Nvidia diyor ki bizim de böyle bir altyapımız var aslında. Şu anda developer yani geliştirici seviyesinde 2024 itibariyle 5.1 milyon yazılım geliştirmeci bizim çözümlerimizi kullanıyor. CUDA bunların ana yazılımı 53 milyon indirme oldu 2024'te. Bir önceki 2020 rakamının aşağı yukarı iki katı seviyesinde. Yapay zeka startupları. 2021'de sadece 7000 yapay zeka startupı bizim çözümlerimizi kullanırken bu 19 e geldi. Ve GPU Accelerated Application dediğimiz yani GPU'yu kullanarak hızlanan aplikasyonlarda da 1700 adetten 2021'de bugün 3700'e geldik diyor. Yani bu bir ekosistem aslında ve bence en önemli noktadan bir tanesi Nvidia'nın. Çünkü AMD'de böyle bir ekosistem bu kadar çok geliştirmeci şu anda yok. Ve diyor ki biz artık meseleye bambaşka bir boyuttan bakıyoruz. Biz yapay zeka fabrikaları kurmaya çalışıyoruz. Bunda Dell gibi, SMCI gibi firmalarla işbirlikleri yapıyorlar. Ve bir müşterinin bütün yapay zeka ihtiyaçlarını çözebilecek dev veri ambarlarından oluşan yapay zeka fabrikalarını devreye sokuyoruz. Bunu tek başımıza da yapmıyoruz. Geniş bir işbirliği ağımız var. Bir yandan geliştiriciler var. Accenture gibi, Booz Hamilton gibi, Capgemini gibi danışman firmalar. Şirketlerin yapay zeka ile entegrasyonu sağlayan. Bir yanda yapay zeka platformları var. Databricks gibi, Hugging Face gibi, Snowflake gibi. Bugünkü bu arada bültende YouTube katı üyelerine Snowflake ile ilgili detaylı bir analiz sunduk. Belki siz de YouTube katı olarak bunlara ayarlamak isteyebilirsiniz. Yazılım platformları var. Getty Images, ServiceNow, Shutterstock, Adobe, VPP gibi ve bir yandan bulut hizmet sistemleri var. Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure, Oracle Cloud Infrastructure gibi ve bir de Server OEM'ler var. Dell bunlardan bir tanesi, SMCI bunlardan bir tane. Yani bizim geniş bir yapımız var ve bu geniş yapıdan büyük kurumlara yapay zeka çözümlerimizi ulaştırıyoruz. Bunlar bizim hem dağıtım kanalımız hem çözüm ortaklarımız olarak çalışıyor. Bir kısmı zaten bu sistemde kendi içine kullanıyorlar. Ve önümüzdeki dönemde daha küçük işletmelere doğru da ineceğiz diyorlar. Nvidia Inference Microservice diye bir microservice kurdular. Adı da NIM diye geçiyor kısaca. Burada Nvidia kendi GPU'larını size kiralıyor. Yani nispeten küçük bir işletmesiniz. Gelip doğrudan doğruya Nvidia'dan GPU başı 4500 dolar yıllık ya da 1 saati 1 dolara GPU hizmeti alabiliyorsunuz ve kendi yapay zeka çözümlerinizi geliştirebiliyorsunuz. Buradan da önümüzdeki dönemde yeni bir müşteri tabanına yağacaklarını anlıyoruz. Nvidia'nın bu yıl geçiyorsa 100 milyar dolar civarında olacak. Ama diyor ki Nvidia aslında ben toplamda uzun vadeye baktığımızda 1 trilyon dolarlık bir pazar fırsatının üzerinde oturuyorum. Elbette bu pazar fırsatın tamamı ona kalmayacak. Elbette kapitalizm bu kadar yüksek kar marjının olduğu, bu kadar büyük kazancın olduğu yerde yeni rakipleri yaratacak. Şu anda Silikon Vadisi'nde bu tip şirketlere çok yatırım var. İleride Nvidia'ya farklı alanlarda rakip olabilecek olan. Fakat şu anda Nvidia'nın cirosu 100 milyar gideceği yer. 1 trilyon dolar toplam pazarın ve bunun deminden beri anlattığım şekilde en güçlü, en optimum, en entegre çözümünü Nvidia'sı. Ben bu ne nedenle Nvidia'da bir büyümeye başlaması beklemiyorum. Elbette artık bazı büyüdüğü için geçen yıla göre %400'lük büyümeler olmayacak. Çünkü Nvidia'nın zaten büyümeye yakıldığı döneme yaklaştık bir yıl öncesinde de. Ama Nvidia hala çok hızlı büyüme devam edebilir. Bütün fırsatları bir araya getirirse. Pek çok analist maalesef şirketlerin ürün yol haritasına bakmıyor. Yani önümüzdeki yıllarda bu şirket ne gibi yeni ürünler çıkartacak ki bu biraz önce bahsettiğimiz büyümelere yakalasın. Nvidia bunu sundu ve bu da çok şaşırtıcı bazı detaylar var. Mesela birincisi yeni ürün çıkarma sürecini hızlandırıyor. Buradaki döngü daha evvel 2 yılken bunu 1 yıla indiriyor. 2024'ün içerisinde 2 set ayrı ürün çıkaracağım diyor. 2025'te de yepyeni şu an henüz adını koymadığımız yeni bir ürün seti daha olacak karşınızda diyor. Bu süper Heyecan verici bir şey. Çünkü henüz rakipler Nvidia'nın şu anda satmakta olduğu H100 çiplerini yakalayamamışken Nvidia 2024'te iki ayrı ürün 2025'te ise henüz adını bile koymadığı yepyeni bir ürünle karşımızda olacağını söylüyor. İnovasyon hızı son derece belirleyici bir şirketin başarısında. Ve işlem hızının bu kadar önemli olduğu bir endüstride 2 yıldan bir yıla indirmek yeni ürün çıkarma hızını hakikaten çok çarpıcı Nvidia'ya yine güvenme sebeplenen bir tanesi bu. Yeni ürün yol haritalarında heyecan veren başka bir konuda da Etern net tabanlı data center'lara da ürün geliştirmeleri. Şu andaki Nvidia ürünleri sadece InfiniBand'e sahip veri ambarlarına hizmet edebiliyor. Ki bu veri ambarları Meta gibi, Amazon gibi hyperscaler'lar var sadece. Oysa bunlardan daha küçük veri ambarları da var. Ve işte bunlar Ethernet altyapısı kullanıyorlar. Buraya yönelik de ürün geliştiriyor. Bu Nvidia'nın ulaşacağı pazarda ciddi bir büyüme anlamına geliyor. Ama esas heyecanlı olan konu şu üst satırdaki GB200NVL. Tabi GX200NVL daha da heyecanlı olabilir ama onun ne olacağını henüz bilmiyoruz. O ürün bize tanıtılmadı. Oysa şu ürün tanıtıldı ve buradaki gelişmeler baş döndürücü ve aynı zamanda Nvidia'nın önünde yeni büyüme döngülerinin olduğunu da bize gösteriyor. Şimdi onun detayına azıcık girelim. Son geliştiriciler konferansının en heyecan verici anlarından bir tanesi CEO Jensen'in yeni GPU'ları tanıtmasıydı. Burada görüyorsunuz yenisi eskisinden zaten fiziken de daha büyük ama sayılarda bir hayli çarpıcı. Yeni GPU bir öncesine göre öğrenme hızında 4 kat, inference'da ise 30 kat daha hızlı. Yani sizin için bir üretim yaparken bir önceki GPU'dan 30 kat daha hızlı sonuç üretiyor. Şimdi ezberci burada der ki rakip de bu GPU'yu yapabilir. Öyle değil çünkü bu GPU bir düzeneğin içine oturuyor ve orada acayip inovasyon var. Sunumda bir süper çipten bahsetti yani sen Dedi ki ben bu iki GPU yani iki tane süper hızlı Blackwell GPU'sunu bir tane CPU ile bu da ARM tabanlı bir CPU ile bağlayacağım ve bütün bunlar bir süper çipi oluşturacak. İki Blackwell GPU'suyla bir tane Gray CPU'su, arm tabanlı bu. Birbirine bağladığımız bu süper chip'in... İçerisindeki veri akış hızı 900 GB'ı bulacak. 900 GB nedir derseniz 150 adet 4K formatında 2 saatlik filmin akışını 1 saniyede gerçekleştirebilen müthiş bir hız var burada. Veri bilgi akışı var. İşte bu da bu çipi bir süper çip haline getiriyor. Umarım sıkılmıyorsunuzdur ama hisse senedi analizi yapılmaz. Şirket analizi yapılır unutmayın. Mesele burada bitiyor mu? Hayır bitmiyor. Bu süper çiplerden iki tanesi Node adı verilen burada gördüğünüz türden bir rafa sıkıştırılıyor. Burada ne var şimdi elimizde? iki tane süper çip var. Yani dört tane Blackwell GPU'su ve iki tane de ARM tabanlı Grace CPU'su. Burada da bitmiyor. Sonra bunları üst üste eklemeye başlıyorlar ve 18 tanesini üst üste ekledikleri zaman da GB200NVL72 isimli data center'a ulaşıyoruz. Aslında bu temelde bir bilgisayar. Bu 18 tanesi bir araya geldiği zaman bunların üzerinde toplamda 36 tane Gray CPU'su ve 72 tane Blackwell GPU'su var. Şimdi bunlar arasında ne gerekiyor yine? iletişim gerekiyor. İşte burada da tarihte gördüğümüz en yüksek band genişliğine sahip çözümü geliştirmiş Nvidia. Bu 18 nodun arasındaki veri akışına kullanılan band genişliği 130 TB. Yani dedi ki bu dünyadaki internetin toplam band genişliğinden daha fazla. Yani bunun içerisinde her türlü veriyi saniyede akıtabiliriz. Gözünüzü daha kırpmadan dünyadaki bütün veri bunlar arasında gidip gelebilir. Yani Nvidia bir çip üreticisi değil arkadaşlar. Nvidia bütün bu sistemi bir araya getirebiliyor. Burada da işte yani bu kabloları göstermiş 130 terabaytlık band genişliğine sahip bunlar saniyedeki veri akışı desteklemek. Böylece 18 katlı GB200 NVL72'ye ulaştık. Peki bunun gücü ne? 1.4 exaflop. Yapay zeka performansı var. Bu bir süper bilgisayar ve dünyada çok az sayıda süper bilgisayar bu hıza ulaşabiliyorlar. Bu Nvidia'nın üreteceklerinden sadece bir tanesi. Bunların bile yan yana bağlandığını ve o biraz önce bahsettiğimiz süper band genişliğinde işlem yapmaya davet ettiklerini düşünün. AMD ne yapıyor bu sırada? AMD mikroçip yapmaya çalışıyor. İnternet daha o mikroçipleri de yapamadı. Şu andaki gidişata baktığımızda bu yıl Nvidia'nın yapay zeka veri ambarlarından ciro beklentisi 100 milyar doların üzerinde AMD ise 5 milyar dolarlardı. Farkı anladığınızı umuyorum. Evet Evet, ARM'da ARM da uğraşıyor. ARM da illa buradan bir pay alacak. Evet de başka rakipler de gelecek. Kapitalizm bunu gerektirir. Ama Nvidia'nın önünde hem teknolojisi hem inovasyonu hem yarattığı ekosistem hem dağıtım ağı hem bunun üzerindeki çok sayıdaki geliştiricinin Nvidia'ya alışmış olması gibi pek çok faktörü bir yere getirdiğimizde bence daha Nvidia'nın önünde uzunca bir süre ciddi bir rakip yok. Eminim bu konuda çokça gürültü duyacaksınız. Her gün yeni bir rakipten bahsedilecek. Nvidia'ya bak şöyle bir rakip geldi denecek. Oysa vaziyet bize gösteriyor ki Nvidia'nın de daha uzun süre rekabetsiz bir dünya var. Peki bütün bunlardan bahsettikten sonra Nvidia pahalı bir hisse mi, ucuz bir hisse mi? Bir de ona bakmakta fayda var. Çünkü ezberci diyor ki çok pahalı. Hakikaten Seeking Alpha'ya gittiğimizde, bu arada Seeking Alpha henüz kullanmıyorsanız ben analizlerde çok yoğun kullanıyorum. Altta linki var. Bir hafta boyunca ücretsiz kullanabilirsiniz. F vermiş değerlemeye. Diyor ki fiyat bölü kazanç non-gap son 12 ay 59.15. Sektör ortalamasının %158 üstünde. Fiyat bölü kazanç non -gap forward yani ileriye dönük baktığımızda 39.44 8 piyasa ortalaması 65.24 üzerinde. Fiyat bölü kazanç son 12 ay gap standartına göre 62.33, piyasa ortalaması 31.20, onun neredeyse 2 katı. Fiyat bölü gap ileriye dönük baktığımızda 41.64 e bu da yine piyasa ortaması %37.26 üzerinde. Bütün bunlar hissenin pahalı olduğunu söyler değil mi? Tam olarak öyle değil ama iki sebeple. Bir tanesi bu çok hızlı büyüme devam eden bir şirket. Bu büyümeden dolayı fiyat bölü kazanç bölü büyüme diye baktığımızda rasyo 0.08 sektör ortaması 1.29 sektör ortamasına göre %93.89 daha ucuz. Fiyat bölü kazanç non-gap diye baktığımızda ileriye yönelik olarak 1.04 ortalama var. Sektör ortaması 2.01 o sektör ortamasında neredeyse yarısı %48 kadar gerisinde. Yani Nvidia evet mutlak fiyat kazanç baktığımızda ucuz bir hisse değil. Ama eğer büyümeye hesaba katarsak işler çok değişiyor. Nvidia'nın fiyat kazancı kendi içine nasıl hareket etmiş diye bakarsak orada işler daha da enteresan hale geliyor. Mesela fiyat kazanç oranına bakalım direkt. Son çeyrek itibariyle 51'e gelmiş durumda. Bu başka bir site o yüzden sayılar biraz oynayabiliyor. Oysa bir yıl öncesine baktığımızda Nisan 2023'e 100. 150'ymiş. Fiyat kazanç oranı şirketin artmamış, azalmış. Bakın 150'ymiş. Oradan 112'ye, oradan 54'e, 52 şu anda 51'eymiş durumda. Yani kendi içerisinde ucuzlamış durumda. Çok enteresan hakikaten. O Nisan 2023'teki fiyat hakikaten çok yüksekmiş. Dileğim ben de o dönemde Nvidia çok pahalandı demiştim ve sonra Nvidia belli düzeltmeleri yaptı ama daha önemlisi Nvidia Nisan 2023'ten sonra 3 çeyrek arka arkaya öyle bilançolar getirdi ki o zamanlar yüksek gözüken fiyat şu anda en azından Nvidia'nın kendi standartına göre normalleşmişe benziyor. Forward PE diye bakalım yani ileriye yönelik fiyat kazanç diye baktığımızda da burada sayılar hakikaten enteresan. 30 çıkıyor şu anda. Oysa Nisan 2023'te de 30'muş zaten. Yani şirket Nisan 2023'ten daha pahalı değil Forward PE'de de pek çok başka gösterge tartışma konusu olabilir. Evet mutlak olarak baktığımızda Nvidia pahalı bir his, büyümeyi düşündüğümüzde gayet ekonomik bir hisseye benziyor. Öte yandan kendi performansına baktığımızda geçmiş performansına hisse de bir yıldır neredeyse hiç fiyatı artmamış gibi bunca değer artışına rağmen. Elbette bütün bu anlattıklarım Nvidia'nın hisse senedi fiyatının gelecek nasıl davranacağını garantilemez. Ama ben şirketin iyi gideceğini görüyorum. Şirketin daha önünde ciddi bir büyüme dönemi var diye düşünüyorum. Hep bahsedilen geçmişteki Intel gibi Cisco gibi örneklere benzemeyen daha güçlü bir rekabet avantajı ördüğünü düşünüyorum şirketin. Bundan dolayı da yatırım sonra kalmaya devam ediyorum. Bu hisse senedi fiyatı yarın düşmez anlamına gelmez. Çünkü mutlakta baktığımızda pahalı bir hisse hala. Ama göreceli baktığımızda ben Nvidia'nın fiyatını hala makul buluyorum. Herkesin ödü koparken ben Nvidia'nın bu bilanço dönemi sonrasında 1100 dolarlara geçebileceğini söylemiştim. Kendi takipçilerime WhatsApp grubunda ve dediğime şu anda çok yaklaşmış durumdayız. Ben bu videoyu hazırlarken Nvidia 1064 dolarda şu anda borsa kapalı olduğu için bugünkü performansını bilmiyoruz. Bu da sanki bir 1100'ü aşağı gibi gözüküyor ama tekrar şunu vurgulamakta fayda var. Hem anlattığım yatırım tavsiyesi değil hem de ben hisse senedi fiyatıyla o kadar ilgili değilim. Ben ben iyi şirketlerle ilgiliyim ve Nvidia müthiş bir şirket ve müthiş bir şirket olmaya da önümüzdeki dönemlerde devam edecek gibi gözüküyor. Üstelik de yapay zeka pazarında ben Nvidia'nın öngördüğünden daha fazla talep olacağını düşünüyorum. Elbette yanılabilirim. O yüzden kendi analizinizi kendiniz yapın. Ama lütfen bir analisti çıkıp iki grafik çizip ondan sonra bolca işken kübradan komple teorisiyle size elemesi izin vermeyin. Şirketlerinizi benim yaptığım gibi kendiniz mutlaka araştırın. Soru ve yorumlarınızı mutlaka beklerim. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.